Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün özel bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin konusu LG'nin mobil pazardan çekilmiş olması. Aslında bu bizler için ya da sizler için de muhtemelen çok fazla şaşırtıcı olmadı. Çünkü son dönemde zaten LG kullanan kimse kalmamıştı. Bunun temel nedeni LG'nin çok kötü telefonlar üretmesi değildi aslında. Bunun temel nedeni LG'nin katı fiyat politikasında diretiyor olmasıydı. Biz her ne kadar buna çok fazla tanıklık edemesek de Güney Kore'de LG ve Samsung arasında tartışmasız bir rekabet mevcut. Yani LG ve Samsung ülkenin teknoloji pazarındaki iki dev ismi. Dolayısıyla LG ben Samsung'dan daha düşük bir markayım algısı yaratmamak için telefonlarındaki katı fiyat politikasından hiç vazgeçmedi. Peki bu neyi beraberinde getirdi? Tabii ki LG'nin sonunu. Son dönemde arkadaşlar LG telefonlar ülkemizde zaten çok fazla satılmıyordu. Fakat Güney Kore'de düzenli olarak çıkmaya devam ediyordu. Hatta 1-2 yıl öncesinde LG'nin yetkilileri çıkıp dediler ki her yıl yeni bir amiral gemisi çıkarmaya gerek yok. Dolayısıyla biz artık 2 yılda bir falan çıkartacağız. Minvalinde açıklamalarda bulundular. Lakin sonrasında tekrardan baktık bir üst segment telefonla karşımıza çıktılar. Bu da yetmedi. Yıllardır üst seviyede yer alan G serisini ne yaptılar? Orta segmente çektiler. Bu da yetmedi. T şeklinde absürt bir telefon çıkardılar. Bu da yetmedi. Giriş seviyesine hitap eden işe yaramaz telefonlarla gelir seviyesi düşük ülkelerde bir kez daha şanslarını denediler. Fakat hiçbiri tutmadı. Sonuç olarak ne oldu arkadaşlar? LG mobil pazardan çekilme kararı aldı. Peki burada akıllara gelen temel soru, son dönemde ya da daha öncesinde LG cihazları satın alanların garantisini kimin karşılayacağı? Yani atıyorum ben 6 ay önce bir LG cihazı almış olabilirim. LG marka bir telefon almış olabilirim. Fakat bunun garantisi ne kadar daha devam edecek? Teknik servis garantisini LG sağlamaya devam edecek mi? Parçası üretilecek mi? Gibi bir sürü sorular insanın aklına geliyor. Ayrıyeten yazılım tarafında da bazı sorunlar var. Örneğin yeni telefonlara Android'in üst sürümleri gelmeye devam edecek mi? Sonuçta artık LG fişi çekmiş durumda. Peki yazılım güncellemeleri devam edecek mi? Bununla ilgili LG biraz karmaşık bir açıklamada bulundu ve dediler ki ülkelere göre, bölgelere göre değişmek suretiyle bizim garanti desteğimiz, teknik servis desteğimiz devam edecek. Bu ne demek? Atıyorum Türkiye'de 6 ay, işte Japonya'da 1 yıl, Güney Kore'de 2 yıl vesaire. Yani bu süreleri bilmiyoruz. Teknik servis desteğimiz devam edecek ama bir süre sonunda bu teknik servis desteğini de biz tamamen keseceğiz. Yani ortada hiçbir şey kalmayacak. Peki bunun yerine LG pazardan kademeli olarak çekilse daha doğru olmaz mıydı? Yani deseydi ki biz bir sene içerisinde mobil operasyonlarımızın hepsini sonlandıracağız. Ona göre bizim telefonlarımızı tercih edin. Buna göre planlamalarınızı yapın deseydi. Müşterileri mağdur etmeseydi daha hoş olmaz mıydı? Bence çok daha güzel olurdu. Fakat bunun yerine bir sabah kalktık baktık ki LG hop telefon, mobil üretim, mobil pazardan çekilme kararı almış. Bu biraz etik olmadı arkadaşlar. Yarın bir gün televizyon ya da monitör pazarından da çekildiklerinden olacak. Bu sefer de aynı durum televizyonlar ve monitörler için geçerli olacak. Açıkçası ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu saatten sonra LG'ye güvenmem. LG yerine onun minvalindeki firmalara yönelirim. En azından televizyon alacaksam ya da monitör alacaksam vesaire. LG yerine daha ayakları yere sağlam basam ve son dakika açıklamaları yerine işi sürece yayan teknik servis anlamında bana daha yüksek garanti veren firmaları tercih ederim. Çünkü bu şekilde bir pazardan çekilme mantığı yok. Örneğin HTC senelerdir ne yapıyor adamlar? Pazardan çekilmemelerine rağmen, az telefon üretmelerine rağmen bir şekilde desteklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ya da Sony. Baktığınız zaman Sony harıl harıl telefon üretmiyor. Ama ne yapıyor? Bir şekilde yine desteğini devam ettiriyor. Sürekli yeni telefonlar üretmese bile eski telefonlara parça desteği, teknik servis desteği vesaire devam ettiriyorlar. LG gibi bir sabah birden hop kalkıp hadi bugün mobil bölümü kapatıyoruz demiyorlar. Bir de şu var. Uzun süredir zaten bu söylenti halindeydi. İşte LG mobil paralara devam ediyor. İşte LG operasyonlarını sonlandırıyor mu vesaire vesaire. Sürekli bu tarz açıklamalar çıkıyordu ve sürekli yetkililer ya olur mu öyle şey? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa biz söylemez miyiz? Gibisinden
açıklamalar gerçekleştiriliyordu. Demek ki böyle bir şey varmış ama bu açıklamalar son saniyeye, son dakikaya bırakılmış. Açıkçası arkadaşlar LG'nin ülkemizde pek çok operasyonu mevcut. Nedir? Monitördür. Özellikle ekran tarafında, yani monitör ve televizyon tarafında LG Türkiye'de önde gelen firmalardan bir tanesi. Fakat bundan sonra LG cihazlarını alırken böyle bir iki defa düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu adamlar aniden operasyonlarını durdurarak teknik servis sürelerini de kısıtlayacak kapasitede insanlar. O yüzden LG cihazları yerine minvalindeki cihazları tercih etmenizi öneririm size. Zira baktığımız zaman LG fiyat performans ürünleri satmıyor. Fiyatları diğer markalara oranla zaten aynı seviyede. Yani top model fiyatlardan ürün satıyor. Dolayısıyla o fiyatları alabileceğiniz pek çok cihaz, ne bileyim televizyon, monitör olduğunu da zaten biliyorsunuzdur. O yüzden bu pazardan çekilme konusunda LG biraz bence kullanıcılara ayıp etti. Yani bu şekilde olmaması gerekiyordu. Buradan da LG'yi kınadığımızı belirtelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.